Bergama kralı Attalos buyurur. Bana öyle bir yer bulun ki bir gören bir daha unutamasın. Yeryüzünün cennetini bulun bana der. Akıncılar gelir, Attalya'yı, bizim güzel Antalya'yı bulur. Evet, Tadında Hikayeler'de bu bölümde Antalya'dayız. Dağların, denizin ve turizmin adeta birbiriyle yarıştığı ışıkların şehrindeyiz. Topraktan, denizden, dağlardan gelen ürünleriyle, zengin mutfak kültürüyle Antalya'yı keşfe çıkıyoruz. Kanyon, akarsu, şırıl şırıl akan suların arasından Beydağı'na doğru tırmanıyoruz. Yörük köyüne gideceğiz. Ne mi yapacağız? Hadi o da sürpriz olsun. Orta Asya'dan miras, konar göçer geleneğinin temsilcisi yörükler. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir derler. Özgürlüklerine düşkünler. Aynı zamanda çok çalışkan insanlar. Koyunun, keçinin etinden, sütünden, çökeleğinden, peynirinden bir sürü ürün yaparlar. Yününden çorap, kilim, halı, çul ve kıl çadır yaparlar. Kıl çadır aslında kadim bir gelenektir. Mesela kapısına kilit vurulmaz. Gelen tanrı misafiri geri çevrilmez. Biz de bugün tanrı misafiri olarak Sevim Hanımların yanına geldik. Dedik ki misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Bakalım beraber ne pişireceğiz? Tenceremizde ne kaynayacak? Önümüzde maş var. Maş buralarda çok yoğun olarak üretiliyor ve tüketiliyor. Çorbası daha çok yapılıyormuş. Evet, maşımız, çorbamız güzel olur. Evet. Genel kültürümüz maşımızdır. Ailelerin, nenelerimizin, dedelerimizin pişirip önümüze çocuklarına koyduğu yemek kültürümüzdür maşımız. Buyurun pişirelim, hazırlayalım. Son yıllarda işte faydaları sürekli söyleniyor. Diyet listelerinde baş sırayı çekiyor. Ama buralarda bir anneanne yemeği uzun yıllardır yapılıyor. Evet, evet, evet. Bu şekilde kurutulmuş halde bekletiyorlar ve ne yapıyoruz? Ezerek, güzelce içini çıkarıyoruz. Maşa Anadolu'da cin börülcesi de derler. Faydaları saymakla bitmiyor. Protein deposu, lif yönünden çok zengin. Sizin bildiğiniz faydaları neler Sevim Hanım? Benim bildiğim faydalar Asuman Hanım, kansere çok faydalıymış diye duydum. İçinin şeyine bu yeşil kabuğunu falan almadan pişiriyorlar. Yeşil olduğu için kansere çok faydalı diye son yıllarda duyuyoruz. Faydalı olması için kabuğuyla beraber yani tüketmek lazım. Maşları temizledik. Burada kenarda bekleyen suyumuz var. Suyun içine koyduk. Artık ocağın başına geçiyoruz. Hadi buyurun. Hadi bakalım. Dökelim. Şu üzerine suyunu dökelim. Dök suyunu. Tamam. Dök. Döküyorum. Evet. Maşları
Taşları vuralım. Kaynar suya vuralım. Karıştıralım. Kapatalım ağzını. Kapatalım yavaş bir yavaş. 10-15 dakikaya pişer. Tamam. Aslında olmuştur artık çorba. Var mı tutacak falan bir şey yapalım. Hemen ben bir yaprak alan gelen. Yaprak mı? Ne yapacağız onu? Bu yapraklar yörüğün tutacağı yapraktan olur. Nerede bulacaksın tutacağı her zaman evde? Yörüğün tutacağı yapraktan olurmuş. Olur. Böyle ağaçların yaprağını alırsın. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi doğradığımız soğanı. Şimdi çorbamızı, soğanımızı, yağımızı koyacağız. Bakalım. Tereyağımız. Tereyağımız. O da yörük yağı değil mi? Yörük yağı, evet. Ha, karıştıralım. Şimdi bunu kavurduktan sonra domates salçası ve biber mi koyacaktık? Evet, domates salçası, biber koyacağız. Tamam. Tavan da bayağı eski görünüyor. Bakır. Tava kaynanamdan. Oo, tarih. Hatıra yani. Evet, evet. Bu yağımız oldu, salçamız oldu. Yavaş yavaş oluyor. Peki bu mayalının bazlamadan farkı ne? Mayalıyı saca dökersin, bazlama oklayla açarsın, bide gibi olur. O zaman mayalı biraz daha kolay sanki. Kolay. Ya şu bu yağ çok güzel koktu, o mayalıdan yok mu ya bir parça? Evetçiğim, mayal ekmek getirir misin bir? Allah. Teşekkür ederim. Demek bunun hamuru biraz daha yumuşak oluyor. Tamam. Valla şimdi bunun en güzel yeri ekmek banmak ya. Banıp yemek. Bandayı bakalım. Bandıra. Bandıra tereyağı ağzın yanar. Domates salçasını. Biber domates salçası. Tamam. Biraz da pul biber koyacağız. Evet. Çorbanın suyundan koyuyoruz. Salça biraz eriyecek onunla beraber değil mi? Ondan sonra içine yapacağız. Koyacağız. Özleştirdin iyice. Tekrar bir daha çorbayı kaynatıyor muyuz ocakta? Kaynatacağız. Artık hazır mı? Hazır. İki dakika tıkılayacak, hazır. İki dakika tıkılayacak, ondan sonra hazır. Tadına bakacağız. Maş çorbamız 2 dakika tıkırdadı. Tam kıvama geldi. Hemen tadına bakacağız. Alalım. Şöyle koyalım. Dumanı üstünde. Duman üstünde çorbamız. Her derde şifa. Her derde şifa. Sıcacık. Maş çorbasının çok önemli bir malzemesi var. O da sıcak sıcak tabakta üzerine sıkılan turunç. Yani şifalı dedik. Şifasını iyice arttırıyoruz. Değil mi? Oradan sıkıp ikisini alalım. Tamam. Ne kadar sıkalım? Yeter. Tamam mı? Buyur. Buyurun ki ben kendime dolandım. Önce koklayıp ondan sonra yiyeceğiz. Afiyet olsun. Nasıl, beğendiniz mi? Ellerine sağlık. Sorma bana obamı, oymağımı, soyumu. 5000 yıldır millet olarak yaşadım demiş düşünür. Bugün yörük evinde misafirdik. Tanrı misafiriydik. Çok güzel bir maş çorbası yedik. Dileriz yaşasın bu gelenekler. Antalya Kemer Dedeler Köyü'ndeyiz.
Burası yemyeşil, cennet gibi. Ağaçlar, kocaman bahçeler var. Aşağıda kocaman bir bahçe gördük. Remziye abla o bahçede bize hamur dolması yapacak. Hadi bakalım. Anadolu'nun güzelliği zenginliğinde saklı. Muhteşem bir gastronomi hazinesine sahibiz. Hangi kapıyı çalsanız güzel bir lezzetle ve farklı bir hikayeyle karşılaşırsınız. Buralarda da hamur dolması denilen çok özel bir yemek var. Bugün öğrendiğimiz çeşidi çok daha özel çünkü nohut unuyla yapılıyor. Remziye abla bugün bize nohut unuyla hamur dolması yapacak, sütle ve kaymakla pişireceğiz. Başlayalım bakalım Remziye abla. Başlayalım. İki iri kıyı öğütülmüş köy buğday unu. Tam buğday unu. 2 bardak. 2 bardak da nohut unu koydum. Şimdi yağını koyuyorum. Tamam. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Yarım bardaktan biraz fazla olacakmış. Remziye evet. abla öyle demişti. Şimdi 1 su bardağı kısırlık bulgur. Köftelik bulgur. İnce köftelik bulgur. Sütümüzü ilave ediyoruz. Bunun içerisinde maydanoz var, taze soğan var. İkisi değil mi? Nane var. Ve taze nane var. Tamam. Şimdi sütle beraber mi yoğuracağız evet. Remziye abla? Sen yoğur, ben sana şey yapayım. Siz yardım. Bize ilave edeceksiniz tamam. sütü devamlı. Hafif hafif aktarayım mı? Aktar. Peki. Sütle yoğrulan bir malzemesi son derece kaloriye sahip. Bunun üzerine bir de süt kaymağı koyduk mu oldu? Bence artık bu şu anda çok sağlıklı bir iç. Unutamazsınız. Yani bu çok sağlıklı bir iç. Bakliyat unu var, bulgur var, bolca yeşillik var, zeytinyağı var, süt var. Daha ne olsun? Evet. Harika bir iç. Hepsi bu. Hepsi doğal ürün. Ve çok farklı gerçekten. Biraz daha süt ilave edebilir misin? Tamam Remziye abla. Ben şimdi biraz daha süt ilave edeceğim. Ablayla beraber hamuru güzelce karıştırdık. Kıvama geldi. Masayı topladık. Artık sarma işlemine geçeceğiz. Evet. Evet. Normal sarma gibi sarıyoruz değil mi Remziye abla? Aynen. Yumuşacık bir içimiz var. İnce mi sararsın, tombik mi sararsın, nasıl yaparsın? Orta ayar. Orta ayar. Çok ince güzel olmaz. Çok kalın da güzel olmuyor. Sevmiyorum zaten. Sevmiyorsun. Tamam. Böyledir işte. Her zaman burada mı oturdun? Evet. Kemer'de yaşadık hep. Bu köyde mi? Evet, bu köyde. Eskiden Antalya'nın yolu yoktu. Tünel falan yoktu. Çamdağ, Akyarlar, uçurum yollarla Antalya'ya gider gelirdik. Nasıl, neyle gidip gelirdiniz? İki tane otobüs ya da böyle kamyonetlerle. Yazın ne yapardınız? İşimiz düştüğünde giderdik. Yazın da yaylamız vardır. Oo. Yaylamıza gideriz. Tabii ki hayvanlarımız vardı. Mantsız keçilerimiz vardı, koyunlarımız vardı. Onların etinden, sütünden yararlanırdık. Tam doğal hayat yaşıyormuşsunuz. Evet, ineklerimiz vardı. Babamın katırı vardı, develerimiz vardı. Biz döveye bindirirdi babam, böyle havut vardır. Havudun ortasına binerdik. Eşyalarımızı da sarardık, bırakamazdık yaylada. Çünkü çalarlardı hırsızlar, evi boşaltırdı vardığımızda. Her şeyi tekrar yükleyip getiriyordunuz. Deve kiralardı babam. Kendi devesi de vardı birkaç tane. Deveyle mi göçüyordunuz? Muhakkak 4 tane deveyle göçüyorduk. Hayvanlarımızı yürütüyorduk. Ben de hayvanları kovalarken yorulurdum. Peki ne kadar sürerdi? Deveyle yaylaya gitmeniz ne kadar sürer? Şu anda bile aynı yolu kullansak bir 5 saat, 6 saat yürüyoruz. O zaman hayvanların o ayaklarıyla ne kadar sürerdi? Hayvanlar dinlenmeye kalırdı. Yani. Ve onlar bizim kokumuza ya da yolu bilirlerdi, gelirlerdi arkamızda. Ama biz deveyle, atla çıkardık önden.
Remzi abla, sarmaları sardık, bitirdik. Evet. Ama bir püf noktası varmış, onu söylemeyi unuttuk. Yaprakların kenarlarını içe doğru katlamayacağız. Evet. Düz bir şekilde saracağız. Neden? İçine sütünü ve kaymağını, yağını, suyunu alsın diye. Pirinç dolmaları gibi kapatmıyoruz. İçine bütün malzemeyi alacak. Bu çıkmıyor. Şimdi dışarı çıkmıyor bu. Kaymak dedik, süt dedik. Pişirmeden önce üzerine malzemelerini gezdireceğiz. Suyunu koyalım şimdi. Tamam. Gezdir şimdi. Gezdiriyorum. Koy koy koy. Tamamdır. Şimdi o kadar un var, bulgur var. Biraz da çekecekler. Süt koyacağız. O da yeterli. Yeterli. Şimdi kapağını koyalım. Tamam, yağını şimdi mi koyuyoruz? Biraz kaynadığında koyuyorum. Tamamdır. Ateşten. Yağını biraz kaynadıktan sonra. Kapağını kapattık. Yine arkada mis gibi odun ateşinde için için pişecek. Değil mi Remzi evet, abla? Evet. Şimdi parlak olsun diye dışında görüntü yağ gezdiriyoruz. Birazcık gezdiriyoruz böyle. İçine de koymuştuk. Tamamdır. Biraz da üzerine. Şimdi kaymağını. Şimdi kaymağını gezdireceksin. Süt kaymağı bu, doğal. Doğal. İçine koyduğumuz kaymağın sütünü alıyorum akşamdan. Hı-hı. Donduruyorum. Böyle lök lök içine alıyor bu kaymağı. Şimdi bu güzelce kaynayacak, pişecek evet, biraz. Evet. Ondan sonra yine kapağını kapatacağım. Sarmaların pişmesini beklerken Remzi ablayla bahçede dolaştık. Bahçede yok yok. Atom karınca gibi her şeye yetişmiş. Yeşil narını, biberler. Narlar, yeşil biberler, dikenli kabak, ondan sonra cima, koca yemiş, neler neler yetiştirmiş. Nasıl, bu kadar işe nasıl yetişiyorsun? İşte sevdiğim için hobi olarak onlarda zaman geçiriyorum. Çok güzel oluyor. Rahatlatıyor beni onları. Yani yorulmuyorsun, rahatlıyorsun. Rahatlıyorum. İyi ki de yetiştirmişsin. Evet. Biz de geldik, bunların tadına bakacağız. Önce sarmamızın tadına bakalım mı? Afiyet olsun. Tamam. Beğendin mi benim sardıklarımı? Çok güzeldi. Kaymak, süt, mis gibi. Afiyet olsun. Şimdi Remziye abla, dikenli kabağı yapmışsın. Bunu az yağda kızarttın herhalde. Evet, ağzı kapalı olarak. Ağzı kapalı olarak güzelce kızartmış. Tamam. Dikenli kabak buralara özel bir ürün. Çok efsane bir sosu var. Evet. Neden efsane? Çünkü nar ekşisini... Nar ekşisini kendimiz çıkartıyoruz. Ve özel bir nar türü, çekirdeksiz. Bahçesinde yetiştirip suyunu sıkıp odun ateşinde yapıyorsun. Odun ateşinde yapıyorum. Büyük kazanda. Bir kazandan 5 kilo falan çıkıyor. Hı-hı. Peki başka ne var içinde bunun? Sarımsak var, zeytinyağı var. Sarımsak, zeytinyağı ve efsane bir nar ekşisi var. Şöyle. Bak üzerine. Renk nasıl değiştirdi? Rengi normal bildiğimiz nar ekşileri kadar koyu değil. Biraz daha açık. Onu böyle sevdiğim için yaptım. Daha koyu oldu mu siyahlaşıyor. Bordo. Böyle oldu mu renk güzel oluyor. Tamam, şimdi bu böyle yenir mi? Şimdi yenmez. Ceviz tirele ceviz koyalım. Bir de ceviz koyacağız. Bu dikenli kabağın başka nesini yaparsın? En güzel bu oluyor. Yemeğini de yapıyorum. Normal kabak yemeği gibi etli yapıyorum. Hmm, zeytinyağlı, etli. Ama ben kendim damak zevki olarak en güzel bunu seviyorum. Tamam, bakalım mı tadına? Ama bunu hep böyle yemeklerimde soğuk meze olarak hep yapmışımdır, yaparım. Bir de bu nar ekşisi şeyde güzel oluyor. Yeşil börülcede. Aynı sosu yeşil ince börülceler var ya, onları birazcık kaynatıp böyle ya da buharda pişirip bununla aynı sosu ona yapıyorum. Çok güzel oluyor. Aslında bu tam diyet yemeği. Zeytinyağını da az koyarsanız. Evet. Yani kalorisi çok az. Yağı yok zaten. Akıttı yağını. Çok çok lezzetli gerçekten. Yaptı. Sarımsak da güzel bir aroma vermiş. Orada senin kaynattığın nar ekşisi var zaten. Evet. Bu öyle bir şey ki yani normal şişeyi alın için. Çok çok lezzetli. Bir de çok özel bir ürünün daha var orada. Nedir bu?
Evet. Reçel yapmışsın. Bunu dağdan koparttım. Hı hı. Çilekler. Aslında bunu dağ güvercinleri yer. Onların beslenmesi budur. Koca yemiş yani dağ çileği. Dağ çileği. Marmelatı yapılır, reçeli yapılır. Aslında burada köyde doğal olarak büyüklerimiz sandal ağacı derler buna. Hı hı. Bunun ağacından sandal yapılırmış, denizde çürümezmiş. Arkada çok da var bak. Sağlam olurmuş. Evet bu işte. Tazesi de var. İster böyle yersiniz, ister marmelat veya işte reçel yaparsınız, şurup yaparsınız. Bak, bunun olgunlarını seçtim, taneledim. Hı-hı. Çok güzel. Salkım salkım olur böyle. Şimdi yiyebilirsin. Hafif biraz böyle buruk bir tadı vardır, içinde taneler olduğu için. Taneleri var. Benim kızım çok seviyor bunu, torunlarım. Kopartıyorum bunu daha da. Faydalarından dolayı artık çok tavsiye ediliyor zaten. Kahvaltıda yoğurdunuzun içine yulaf gevreğiyle beraber her türlü yenebilir. Dalından taze taze toplanmış meyvelerle, mis gibi ürünlerle harika bir sofrada yemeğimizi yedik. Remzi ablanın ellerine, emeğine sağlık. Sağ ol. Muhabbet ettik, hem sizin ruhumuz de doydu. Sizin de ayağınıza sağlık. Buralara kadar geldiniz, yorulmadınız. Biz yorulmadık aslında. Mis gibi yemeklerle karnımız doydu, muhabbetle ruhumuz doydu. Bir sebzeyle, gulgasla, gölevezle mutfaktayız. Aslında bir yumru patates gibi toprağın altında yetişiyor. Antalya'nın da anneanne yemeklerinde eskiden beri yapılan bir şey. Evet. Bugün de etli gölevez yemeği yapacağız Özkan şefimle beraber. Sizin çocukluğunuzda da yapılır mıydı gölevez? Evet, tabii ki bizim çocukluğumuzda da yapılırdı. Annemin bahçesinde devamlı bulunurdu gölevez. İlkbahar aylarında kendi bahçesinde dikerdi. Kışa doğru bunun hasatını yapardı. Akşamları bizim odunlu soba, normal kömürlü sobada kuzinesinde pişirir, bize verirdi. Yani çok güzel bir lezzeti var bunun. Şimdi tam hasat zamanına geldik. Gölevezin zamanı. Evet. Taze taze de etli gölevez yemeği yapacağız. Evet. Önce etini mi koyacağız? Evet, önce etiyle başlayacağız. Yağ eridi. Şimdi yağ, etleri mi evet, alacağız? Evet, şimdi etlerimizi atacağız. Andır. Oğlak eti veya kuzu etinden olur. Bizim tercihimiz şu anda oğlak eti, kuzu eti. Şefimiz daha önceden gölevizi soymuş, doğramış. Aslında bu sebzenin bir özelliği var. Bamya gibi salyalanıyor. O yüzden limon suyu hazırlamış. Değil mi? Limon evet, suyuyla evet, beraber limon suyu pişiriyorsunuz. Önce şimdi etini kavuracağız. Şefim, evet, ne etini yapacağız? Etini kavurduktan sonra soğanını ve sarımsağını vereceğiz. Hı hı. Daha sonra salçasını ve gölevezi ilave ettikten sonra suyunu vereceğiz. Pişirmemize devam edeceğiz. Bir tane kuru soğan var galiba evet, burada. Evet, bir tane kuru tamam soğan. Ne kadar sarımsak koyacaksın? İki diş sarımsak koyacağız İki sadece. Diş. Evet. Tamamdır. Bunlar çok büyük şefim. Bayağı bir tencere yemek oluyor değil mi? Evet, bir tanesiyle 4 kişilik bir aile gerçekten doyabilir onunla. Tam yani bir tencerelik yemek. Gölevesin çok önemli bir özelliği daha var. Çok yüksek nişasta içeriyor. Bu yüzden de gluten hassasiyeti olan insanlar için makarna yapımında, ekmek yapımında sıklıkla kullanılıyor artık. Et, soğan ve sarımsak şimdi ocakta güzelce bir çevriliyor. Birbirinin lezzetini alıyor. Evet, biraz ocağımızın altını kısıp etimizin biraz suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Yemekler genelde ağır ağır pişer. Biz de kapağını kapatacağız. Yavaş yavaş pişmesini bekleyeceğiz. Evet.
Evet, şimdi 15 dakikalık bir pişme süremiz olacak. 15 dakika kadar pişmesini bekleyeceğiz. Göleveze yemeğimiz 15 dakikadır tıkır tıkır kaynıyor. Evet. Olmuş mudur şefim? Bakalım. Bakalım. Çok az kaldı. Biraz daha. Gölevezin sadece zeytinyağlısı ve etlisi yapılmıyor. Çok özel bir ürün var. Evet. Ne yapıyorsunuz? Gölevezin cipsini yapıyoruz. Cipsini yapıyorsunuz. Şöyle gösterelim. Cips deyince yağlı falan bir şey mi bu? Nasıl? Yağ kullanmıyoruz. Sadece baharatlardan yüksek sıcakta fırına veriyoruz. Baharat olarak tuzu, karabiberi, toz biberi, kırmızı toz biber ve taze kekik kullanıyoruz. Yağsız, bol baharatlı, incecik incecik doğranıp böyle fırında kurutulmuş. Evet. Gerçekten çok lezzetli bir şey ya bu. Yemek oldu mu? Evet, yemeğimiz oldu. Oldu. Nasıl da güzel kokuyor. Harika. Ben böyle sıcak sıcak ocağın başında yemeği çok severim zaten. Tadına bakmayı. Fazla oldu o bana. Biraz da taze baharat koyalım. Buyurun Asma. Harika. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Yerel tohum, yöresel malzeme, eski tarif, bir tabak arı, duru, temiz gıda. Harika. Nalı gibi saran tarihi kare içindeyiz. Buralar doğal yapısından dolayı antik çağlardan beri liman ve ticaret merkezi olarak kullanılmış. Güzelliği dillere destanmış. 14. yüzyılda Antalya'ya gelen İbn Battuta şehrin bağlarından, bahçelerinden, leziz meyvelerinden bahseder. Ona göre Antalya büyüklüğüyle, genişliğiyle ve azametiyle dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Fermente gıdaların sağlıklı beslenme üzerindeki etkisi, önemi gün geçtikçe çok daha iyi anlaşılıyor. Yazılar, programlar, makaleler, biz hepsini takip ediyoruz. Oysa bunlar zaten yıllardır bizim evlerimizde var. Anneanne yemeklerimizde çok güzel tarhanalarımız var. Yoğurt ve tarhana bize ait değerler. Tarhana Türkçe bir kelime, kutatku birlikte geçiyor. Evet. Bugün de çok güzel bir Antalya sofrasındayız. Çok özel bir tarhanayı konuk ettik soframıza. Yelten tarhanası. Çok severim. Yeliz Hanım'la beraberiz. Evet. Hem çok lezzetli hem çok sağlıklı. Burada galiba 5 çeşit tarhananız var. Evet. Bunlardan en sevdiğiniz de yelten tarhanasıymış. Yelten tarhanası. Neden? Evimde sürekli yaparım. Bunun farkı nedir? Çocuklar bununla büyüdü diyebilirim. Zengin protein içeriği.
Ve söylendiğine göre de ana sütünden sonraki en besleyici gıda olması eski zamanlardan düşündüğümüzde. Hı hı. Çok fazla bir şeylerin gıda maddesinin olmayışı ve elde bulunan en güzeliyle bu ürünün ortaya çıkmış olması. Değil mi? Evet. Aslında bunu özel kılan şey nohut mayasıyla yapılması ki o yüzden de anne sütüne eşdeğer değil mi? Doğal bir gıda. Besleyici. Ve bir aynen. de içerisinde farklı bir şey vardı. Yoğurt yerine süt kesmiyle, ekşilikle evet, oturak yapılıyor. Dedikleri süt kesiyle hazırlanması. Hı-hı. Annem bunu yaparken ayran kullanıyor mesela. Yani Hı-hı. onun da öyle bir işlevinin olduğunu söyler. Aynı zamanda da taze burada baharatların değil, kuruların kullanılması. En önemli özelliği bu ikisi. Çok küçük nüanslarla kendine özel bir tarhana Antalya'da var. Şimdi onun tadına bakacağız ama görüyorsunuzdur servisi çok farklı bir şekilde fincanda yapılıyor. Böyle yöresel değerlerimizin modern işletmelerde var olması çok güzel aslında. Evet, geleneksel bir tadın modern bir sunumla. Evet, modern bir sunumla. Şöyle göstermek istiyorum. Rengi gayet güzel. Kokusunu aktaramıyoruz tabii. Evet, kokusunu ekran aktaramıyoruz. Ben dayanamayacağım müsaadenizle hemen tadacağım. Şöyle evet. sıcak sıcak yiyelim. Çok başarılı. Gerçekten şahane. İnsanın zaten çocukluğundan gelen o tadı bulması değil mi? Ne kadar farklı evet. bir şey. Hem sağlıklı besleniyorsunuz hem de keyifli. Bizim sofralarımızda çocukluğumdan bu yana mayalı ekmek Hı-hı. ve tarhana mutlaka vazgeçilmez. Her akşam mutlaka yapılırdı. Aileyi bir arada tutan, toplayan gıda. Değil mi? Bir de böyle hasta falan olursunuz ya. Başka hiçbir şey sizi yağmurlamada en sevdiğim şey yani, bu tarhanayı yapıp yemek. O tanıdık lezzeti bulursanız o zaten vücuda şifa da verir evet, yani. İçine nohut da koyarız. Çok güzel. Değil mi? Çok güzel. Burada da farklı bir eriştemiz var. İstenazi usulü. Bu bir bölgenin adıymış. Evet. Bunun üzerine mutlaka bu tulum peynirinden ekeceğiz. Bir de cevizimizden Ceviz. Ekeceğiz. Artık ondan biraz isterseniz tadalım mı? Evet, bu harika yani. Oluyor gerçekten. Ben size servis Tarhanayı yapabilirim buradan. Tarhanayı sonra bitiririz. Bir de kuzuda gözüm kaldı. Bir parça da ben kuzu alacağım. Tabii. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Onu da böyle size servis yapayım. Ben onu leblebili. Leblebili. Leblebi yatağında. Kuzu silkmeniz efendim şöyle. Erişte çok lezzetli ama kuzunun yeri bir ayrı. Toroslarda kekikle beslenen kuzuların lezzeti burada belli oluyor. Lokum gibi. Altı çok özellikli dedik ya, leblebi püresi gerçekten çok yakışmış. Dengeli bir tadı var. Ben çok Etin beğendim. O ağır olabilecek tadını gerçekten dengelemiş. Öldürmüş, güzel olmuş. Çok yakışmış. Bravo. Sofra çok lezzetli ama muhabbet daha da güzel. Biz sohbete devam ediyoruz. Çok güzel. Hikayelerde bu bölümde Antalya'daydık. Remziye ablanın güzel bahçesinde hamur dolması yaptık. Yörük köyüne misafir olduk, maş çorbası kaynattık. Kadim sebze gölevezin, zengin Antalya sofrasının, yelten tarhanasının peşinde bütün vakti geçirdik. Nasıl geçtiğini anlamadık. Artık Antalya'dan ayrılma vakti geldi. Haftaya Tadında Hikayelerde biz buradayız. Bekleriz efendim.